Evet Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atıldığındaki yaşı üzerine konuşmuştuk daha evvel. Kuyudaki hali üzerine üzerinde duralım biraz. Normal şartlar altında ve sebepler planında düşünüldüğünde Hazreti Yusuf'un kuyuda fazla kalmadığı söylenebilir. Öyle değil mi? Yani açlıktan ölmediğine göre Hazreti Yusuf Aleyhisselam orada Olumsuz şartlarla mücadele edebildiğine göre e, tahmin ediyorsunuz ki fazla kalmamış. Yani çöl iklimi orası düşünün. Ne kadar uzun süre dayanabilir bir insan çöl ikliminde bir kuyunun içerisinde yaşamaya? Biz normal şartlar altında sebepler üzerinden düşündüğümüzde bu neticeleri çıkarabiliyoruz. İnsanın takatini aşan ölçüleri nazar itibarı alabiliyoruz. Fakat... Uzun süre o kalsaydı açlıktan başka açlıktan ya da başka sebeplerden ölebilirdi. Oysa kuyudan çıkarıldığında öyle bir hali görmüyoruz Hazreti Yusuf Aleyhisselam'da değil mi yandan? Yani böyle kuyudan bitkin, ölgün, ölmek üzere bir çocuk çıkarıldığına ilişkin hiçbir iz yok kuyudan onu çıkaranlar üzerinde. Diğer taraftan şöyle düşünebilmekte mümkün. Hazreti Yusuf kuyuda uzun zaman kalmışsa Hazreti Meryem'in mihrap denilen mekanda kulade şekilde kalmasına da benzetebiliriz bunu. Hatırlayın. Hazreti Meryem Ali İmran suresinde bize anlatılıyor. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'dan başkası yanına hiç kimse girmiyor ve Hazreti Zekeriya Aleyhisselam yanına girdiğinde Hazreti Meryem'in tufanda yiyecekler görüyor. En Meryem bunlar sana nedendir diye sorduğunda, neredendir diye sorduğunda Hz. Meryem bunlar Allah'ın indindendir, o dilediğini hesapsız rızıklandırır diye cevap veriyor. Şimdi bunu Hz. Yusuf Aleyhisselam için de düşünebilirsiniz. Ya çok uzun süre zaman geçmedi. Ya da uzun süre zaman geçtiyse de Allah onu Hazreti Meryem gibi hesapsız rızıklandırdığı diye düşünebilirsiniz. Fevkalade, harikulade şekilde rızıklandırdı. Ancak Meryem validemizin bu tecrübesi ayette beyan ediliyor. Oysa Hazreti Yusuf'un böyle fevkalade bir tecrübe yaşadığına ilişkin bir beyan yok. Ne var ki biz onun hakkında böyle bir ikramı ilahiyi çok rahatlıkla düşünebiliyoruz. O bir peygamber namzede olduğu için. Bunun dışında Hazreti Yusuf'un kuyu suyundan içerek hayatta kalmış olması da ihtimal dahilinde. Bakın ne yapıyoruz? Hep ihtimalleri değerlendiriyoruz. Yani şöyle deyip geçmiyoruz. İşte Hz. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldı. Geldi kervancılar onu kuyudan çıkardı. E şunu düşünmek zorundayız. Orada ne kadar süre kaldı? Ve bu süre içerisinde nasıl yaşadı? Bu ihtimalleri değerlendiriyoruz. Kuyunun içerisine bir kova salınınca Hazreti Yusuf kovaya tutunup yukarı çıkıyor. Demek ki bunu yapmayı düşünecek yaşta. Ayrıca ilham şeklinde bir vahiy geldiğine göre de nerede nasıl hareket edeceğini de gayet iyi biliyor. Kova salınıyor, o da hemen ona tutunuyor. Adam da kovayı, kervancı da kovayı çekip Yusuf'u çıkardığına göre Hazreti Yusuf'u hani bir çocuk ağırlığında olması lazım o çıkan şeyin. Büyükler şöyle derler değerli dostlar, Hazreti Yusuf'un kuyuya atılma hikayesinden yola çıkarak böyle derler. Kuyuya atılmadan zindana düşmeden hedefe varılamaz derler. Bakın, kuyuya atılmadan zindana düşmeden hedefe varılamaz. Bunu niye söylerler biliyor musunuz? Çünkü insan ruhu böyle kıvama eriyor. İnsan ruhu böyle kıvama eriyor böyle tekamül ediyor insan. Evet Hazreti Yusuf çok küçük yaştan itibaren çok ağır imtihanlarla karşılaşıyor. Şöyle düşünün Allah neden reva görüyor? Yani Allah nihayetsiz rahmeti olan biriz. Nihayetsiz rahmeti var Rahman ve Rahim olan, kerim olan Rabbiniz o sizin. Latif olan Rabbimiz ikramına, lütfuna haddü payan olmayan Rabbiniz. Neden Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı ya da neden sizi ağır imtihanlardan geçiriyor? Çünkü bunların hepsini Yusuf Aleyhisselam aşıyor. Fiziki yönden evet çok ezilmiş olabilir Hz. Yusuf Aleyhisselam. Pireslenmiş olabilir ama ruhen olgunlaşıyor ve kıvama eriyor. Hoca efendinin ah edip ağlamadan sineler dağlamadan bu yollardan aşılmaz diye bir şiiri var ya. İşte, ah edip ağlamadan sineler dağlamadan bu yollardan aşılmıyor. Nerede ham ruhlar görseniz hayatını araştırın bakın yeterince imtihan görmemiştir diyor hoca efendi. Yeterince acı çekmemiştir. Nerede çok olgun insanlar gördüyseniz hayatlarını eşeleyin bakın kemalat izleri görürsünüz. Yaşadıkları musibetlerin, ızdırapların, imtihanların, sancıların izlerini görürsünüz onların hayatında. Öyleyse bakın Hz. Yusuf Aleyhisselam evet küçük yaştan itibaren çok ağır imtihanlarla karşılaştı doğru ama hepsini aştı. Belki fiziki yönden çok ezildi, preslendi ama ruhen olgunlaştı ve kıvama erdi. Yolda çekilen bütün çileler ileride eda edilecek görev için hazırlıktı. İşte bu da anahtar cümlemiz. Yolda çektiğimiz ne kadar çile varsa ileride eda edeceğiniz görevler için birer hazırlık çileler. İda, ileride eda edeceğimiz görevler için hazırlık çünkü Allah bizi ruhen olgunlaştırıyor ve kıvamı erdiriyor. Bu Allah'ın bir hikmeti ve adeti aynı zamanda. Neticesi de çok büyük. Bütün güzel işlerde cereyan ediyor çünkü. Efendimizin hayatında da bu var. Bütün peygamberlerin hayatında, bütün asfiyaullah'ın, bütün evliyaullah'ın hayatında var. Neticesinin ne kadar muhteşem olduğunu Allah bize seyrettiriyor. Cenab-ı Hak büyük bir insana büyük bir işler, büyük işler yaptırmak istiyorsa onu büyük hadiselerin çarkında çevirip hazırlıyor. Yani siz ne kadar büyük imtihanlar yaşıyorsanız demek ki Allah size o kadar büyük bir misyon yüklüyor sizi büyük hadiselerin şarkında çeviriyor çünkü. Küçük bir misyonunu söyler misiniz? Küçük bir küçük mü misyonunuz? Yeryüzünde dini mübini İslam'ın yeniden şehbal açması misyonu küçük bir misyon. Anlayın neden Cenab-ı Hak sizi büyük bir çarkın içerisinde çeviriyor. Nasıl kıvama getiriyor Cenab-ı Hak sizi? Meşakkatlerle nasıl piresliyor ama nasıl size ruhunuzun heykelini ikame ettiriyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem belanın en büyüğü peygamberlere sonra da derecelerine göre diğer insanlara gelir diyor. O yöndeki beyanı sizin de değerlendirmeniz gerekiyor. Yani belanın büyüğü gelip de size çatıyorsa o dereceleri nazarı itibare almanız gerekiyor. Nitekim bildiğimiz bütün peygamberler hayatlarını peygamber varisi olarak geçirenler Tarihte benzer imtihanlarda baş başa kalmışlar, imtihanlara maruz kalmışlardır değerli dostlarım.